45 yaşındayım. Çok şey oldum bugüne kadar. Evlat oldum başta. Birilerine kardeş. Çocuk oldum, mahallenin çocuklarına arkadaş. Sonra öğrenci, ardından mezun, genç, yetişkin, eş, muhabir, şef, müdür, hatta genel müdür. Fakir oldum, zengin oldum. Gün oldu kazanan oldum, aranan oldum, bey oldum, sör oldum. Yerli de oldum, yabancı da oldum. Kaybeden oldum bazen, unutulan, görmezden gelinen, hatta kaçılan. Öyle bir gün geldi ki, hiç oldum, kayboldum. Dedim ya, çok şey oldum bugüne kadar. Ama onca şeyden sonra bugün sadece bir şey olmaya çalışıyorum. Baba. Resmi olarak babayım aslında. Evlatlarım var benim, kütüğüme kayıtlı. Rabbimden emanet ve Rabbime emanet edilmiş üç paşam. Yusuf'um, Bahadır'ım, Mahir'im var. Sarılamadığım, dokunamadığım. Bir gece yarısı ayrıldım evlatlarımdan. Bayram sonrasıydı. Zaten bayram için dönmüştük memlekete. Onlar yaz tatillerini de Türkiye'de geçirip tekrar yanıma geleceklerdi. Bilmiyorduk birilerinin karanlık planlar yaptığını. Bilemedik bizim küçük planımızın canavar iştahlılarca yutulup yok olacağını. Binlerce çocuğun annesiz ve babasız, anne ve babaların hapis ya da sürgün olacağını bilemedik. Yusuf ve Bahadır bir nebze de olsa alışmışlardı babalarının sık sık şehir ya da yurt dışına çıkmasına. Ama Mahir çok küçüktü henüz. Mahir'i en son banyoda bırakıp ayrılmıştım evden. Gittiğimi fark etsin, arkamdan ağlasın istemiyordum. O gün akşama kadar birlikteydik, eğlenmiş, gülmüştük. Çok keyifliydi akşam. Öyle kalsın, üzülmesin istedim. Defalarca öpmüştüm, derin derin koklamıştım öncesinde. Ama son bir kez daha öpmediğim için duyduğum pişmanlık 4 yıldır hiç azalmadı. Bir kere daha öpseydim diyorum, belki kokusunu uzun süre unutmazdım. Bir kere daha sarılmış olsaydık belki, oğlum 3 yaşındayken bir kere fazla sarılmış olurdu babasına. Ama dedim ya, bilmiyorduk. Birkaç ay sonra buluşma niyetiyle başlayan ayrılığın yıllar alacağını, muslat denilen şeyin bizleri unutacağını bilmiyorduk. İşte o günden sonra öğrendim anne babalığın zor, çocuklarını telefondan sevip telefonda anne babalık yapmanın çok daha zor olduğunu. Baba neydi ki bir çocuk için? Sadece para mı kazanır baba? Evde bir şeyler bozulduğunda tamir mi eder? Annenin açamadığı konserve kapaklarını mı açar? Faturaları yatırır, alışveriş mi yapar sadece? Hiçbiri değildi baba 3 yaşındaki Mahir'in gözünde. Bütün bunların onun dünyasında değeri de yoktu zaten. Sabah işe giderken çantasına girilmeye çalışılan, akşam iş dönüşünde balkonda beklenen, kapı açıldığında kucağına atlanan, çikolata, sticker var mı diye cepleri karıştırılan, uyuyacağı zaman kalbinin üzerine yatıp ninniler, türküler, dualar okuyan, canı yandığında gerekirse duvarı, masayı, sandalyeyi pataklayan, annesi kızdığında kaçıp sığınılan canlı kanlı sıcak bir kucaktı baba. Ya Bahadır ve Yusuf için? 12 ve 14 yaşlarındaki çocuklar için neydi gerçekten baba? Eğer benim babama hissettiğim duyguları paylaşıyorlarsa oğullarım, kendileri dünyanın bir yarısıysa baba da diğer yarısıdır. Annenin sevgisini çalan rakiptir bazen. Otoritedir, çatık kaş, sert bakıştır. Ama babacığım dendiğinde pamuk gibi de yumuşaktır. Yetişkinliğe geçerken erkek erkeğe sırdaştır, arkadaştır. Kavga ettiklerinde azarlayacak, ihtiyaç duyduklarında ilk aranılacak ama her zaman sırtlarını yaslayabilecekleri bir çınardır.
kızılacak, küsülecek ama yine de sevilecek adamdır. Yani telefondaki bir sesin, videodaki bir görüntünün olamayacağı çok şeydir baba. Soğuk bir ekrana bakan gözlerinden sarılmak isteyen evlatlarımı ve kucaklanmaya muhtaç küçük yüreklerini görüyorum. Yüzleri gülüyor, gözleri parlıyor önce. Sonra imkansızı dilediklerini fark ettiklerinde dudak uçlarındaki gülümsemenin yıldırım çarpmış bir dal gibi kırılıp düştüğünü izliyorum. Sırtını dönüp sessizce yatıyor küçük oğlum. Boş ver diyor. Kelimelerin çocukları kucaklayamadığını yüzüme vuruyor bir kere daha. Evet, ben bir babayım. Çocuğunun gözündeki bir damla yaşı silmeye gücü olmayan sanal bir baba. Birlikteyken zayi edilen her anın pişmanlığını yaşayan, yeniden bir araya geleceğimiz günü de umutla ve sabırla bekleyen, telefonda bile olsa evlatlarını görüp konuşabildiği, duyup dinleyebildiği için Rabbine şükreden binlerce babadan sadece biriyim.